Merhaba T24 seyircileri. Levent Gültekin'le birlikteyiz. Dün akşam YSK'dan çıkan kararı Levent Gültekin'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi dün YSK'dan aslında çıkan karar, yani İstanbul seçimlerinin iptalini bir anlamıyla bekliyorduk. Aslında herkes loto toto oynuyordu. İşte kimi mümkün değil artık bu saatten sonra geri dönüşü yok bu işin diyordu. Birçok insan da ya her şeyi göze alır bu AKP kesin iptal ettirmeye çalışacak diyordu. Siz duyduğunuzda ilk ne düşündünüz? Şimdi ben aslında sürpriz olmadı, bekliyordum. Aslında seçim, sadece seçimden sonra değil, seçimden önce de bunu deklar etmiştim bir konuşmamda, vermezler diye. Niçin? Çünkü Ankara ve İstanbul'un bir iktidar için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Biz bildiğimiz gibi Erdoğan da biliyor. Recep Tayyip Erdoğan için bu sadece İstanbul'un bir anlam hayır, ve parasal anlamda söyle, hayır. Yani bir İstanbul'un bir öneminin dışında şahsi siyasi kaderi açısından da önemli bir zaten yer tutuyor. Zaten o anlamda söylüyorum. Bravo. Şimdi iki tane, bir rejim değişti. Sonuçta iktidar bir rejim inşa etme sürecinde devam ediyor. İki, ülkeyi yönetirken temel ihtiyaç duyduğu tek bir argümanı var: korku, baskı ve bütün herkesi sindirmek. İstanbul ve Ankara'yı kaybetmek demek, o korku ortamındaki kontrolü kaybetmek anlamına gelir. Ülkeyi yönetememek anlamına gelir. Rejimi yerleştirememek anlamına gelir. Bunu bildiğimiz için ben seçimden önce çıktım. Bu yerel seçim değildir. Yerel seçim olmaması gerekiyor. Hatta seninle yapmış olduğumuz programda da burada da söylemiştim. Yerel seçim olmaz. İstanbul Ankara'yı vermez. Muhalif kesim İstanbul ve Ankara'yı bir almak üzere değil, bu seçim kampanyasına Türkiye'de olup biteni topluma anlatmanın aracı olarak kullanmalı diye. O yüzden dünkü kararı duyduğumda hiç şaşırmadım. Benimki şöyleydi. Şimdi iki grup insan vardı Türkiye'de. Bir grup asla olmaz deyip ama ya olursa diye endişe duyuyordu. Benim içinde olduğumuz bir grup kesinlikle iptal eder ama belki bu kadar da göze almayabilir mi acaba? Ben mesela son günlerde acaba almayabilir mi? Acaba bu kadar çılgınlık yapmayabilir mi? Kendimce o içimdeki temenniyi yaşatıyordum ama zihnim, kalbim hep bu iptal edecek. Çünkü seçim akşamı da belki burada söyledik mi hatırlamıyorum. Ben ilk gün Tayyip Erdoğan'ın o gece, o akşam çıkıp seçim sonuçlarını kabul etmesi anından itibaren seçimi iptal edecek dedim. O bir stratejik olduğunu da söyledim. Kabul de bir stratejiydi. Evet. YSK'ya bir şey vermekti. Hatırlıyorsanız burada. Evet. YSK'ya bir top atmaktı aslında. Yani bütün yetkiyi kendince tırnak şey içinde söylüyorum bunu. Bütün dünya nezdinde bu iptali bir meşruiyet kazandırmak için bak ben kabullendim ama gayri hukuki bir durum var. Tablo var ortada. YSK'da bunu iptal etti diyecekti. Dün bir şey fark ettim. Aslında dün gündüz aklıma bir gelenle bir tablo aklıma geldi ve dedim ki ana buraya hiç dikkat etmiyoruz. Bence bu iş bitti. İptal edecek. Nedir o? Acaba diyordum YSK'ya söz geçiremiyor olabilir mi diye. Sonra şöyle düşündüm. YSK'ya söz geçiremiyor olsaydı YSK ilk günde, üçüncü günde, dördüncü günde bu itirazları reddederdi. İktidarın zaman kazanmaya ihtiyacı var. Kamuoyu psikolojisini oluşturmak. Dünya nezdinde bir kendince bir meşruiyet kılıfı oluşturmak bu iptale. O yüzden zaman kazanmaya ihtiyaç duyuyor. YSK'da bunu çok şey profesyonel bir şekilde sağlıyor. Demek ki bunlar YSK, bunların elinde. Bu şeyle bir alakası yok. O yüzden beklemiyordum ama benim yine geçen hafta bir programda söylediğim bir şey var. İptalini olumlu bulanlardanım. Benim İptal. Öyle... Oraya gelmeden, şu lafa ben, bu çokça tekrarlanan bir şey. AK Parti bu seçimlerin iptalini dünya nezdinde meşrulaştırmaya çalışıyor. Ha, böyle bir dünya yok. Şu anda bütün dünya basını olaya şöyle bakıyor. Seçilmiş bir belediye başkanına hakkı gasp edilmekte. Kimler tarafından? YSK tarafından, hukukçular tarafından ve AK Parti tarafından. Yani bunu nasıl meşrulaştırılacak? Şöyle, yani bunun meşrulaştırılacak bir tarafı kalmış mı? Şöyle ona emin değilim. Tamam, onu söyleyeyim. Zaten meşrulaştırmaya çalışıyor dedik. Ha. Meşrulaştırıyor demedik. Ama yani bu bir hayal yani. Meşrulaşmaz. O kendince zaten yani sonra. Şöyle bir şey. Birini öldürecekse kendince ona bir kılıf hazırlıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Şey yani dışarıdan tamamen de kör göze parmak soktu demesinler diye tutunacak bir dal yaratmaya çalışıyor dünya nezdinde. O dal işe yarar mı? Bir meşruiyet sağlar mı? Karşılığı yok mu? Olmadığını görüyoruz. Bir kere dünya aslında
gelişmiş dünya Türkiye'deki referandumla rejimin değişmesiyle beraber ne olduğunun farkında. Hı hı. O günden sonra kurulan tek adam rejiminin, anayasanın hiçe sayılmasının, seçim kampanyalarının kendisi başlı başına demokratik meşruiyetten zaten uzak bir yapıydı, durumdu. Şimdi geldiğimizde İstanbul seçimlerinin iptal edileceğini, aslında uzun yıllardır süren tartışmanın bir testiydi bu. Seçimle gidecekler mi, gitmeyecekler? Dünya da bunu merak ediyordu. İslamcılar, bütün dünya için geçerli bir şey bu. İslamcılar iktidara geldiğinde demokratik yollardan gidecek mi, gitmeyecek mi'nin AK Parti bir anlamda ilk örneklerinden bir tanesiydi. Bugünkü iktidar sadece İstanbul seçimini iptal ederek kendine bir alan yaratmak, yani kendine zarar vermenin dışında bütün dünyadaki Müslümanlara büyük bir zarar verdi. Yani bundan sonra dünyada, batıda, herhangi bir yerde Müslümanların, ya da Müslüman derken daha dindar olanlarını söylüyorum, seçimle gelip gitme konusunda siyasi İslam'ı benimseyen yerler. Müslüman, evet, Müslüman, çünkü Müslüman insanlar, demeyeyim. Müslüman dediğiniz zaman, evet, insanların, evet, inancına girmiş oluyor. Tabii tabii. İslam'ı siyasetinde kullananların bir daha demokratik yolla gitmeyeceği kanaatini pekiştirmiş oluyor. Yani demokrat Müslüman, demokrat Müslüman da demeyelim, siyasi İslam'ın demokratı oluyor mu olmuyor mu sınavını sonucunu öldürdü, almış oldu. Öldürdü ve bundan sonraki olabileceklerin de önünü kapatmış oldu. Şimdi diğer noktaya geri dönersek memnunum ben bu sonuçtan. Evet. Neden? Şimdi ben şundan dolayı söyleyeyim. Tabii ki keşke olmasaydı ama iptal edilme aşamasına girdikten sonra iptal edilmemesi iptal edilmesinden daha iyi olur kanaatindeydim. Sebebi şu, şimdi bakın. Biraz adım adım gidelim. Toplum psikolojisi anlıyorum. Büyük bir umutsuzluk var, bir taraftan bir karamsarlık var, bir taraftan bir sıkışmışlık var. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bütün o duyguların farkında olduğumun bilinmesini istiyorum. Onu bilerek konuşuyorum. Türkiye referandumla bir yola girdi. Yani bir rejim değişikliği yaşadı. Rejim değişikliği dediğimiz basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok önemli bir şey. Ülke cumhuriyet felsefesinden bütünüyle koptu. Bir anlamda bir tek adam rejimi kuruldu. Sonra cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. O seçim süreçlerinin aslında referandum gecesi millet iradesi gasp edildi. Biz bunu unutuyoruz. 2,5 milyon mühürsüz oy kanunsuz bir şekilde geçerli sayılarak o referandum evet haline dönüştürüldü. Şimdi gayrimeşru, demokratik meşruiyetten yoksun bir şekilde bir ülkede rejim değişti. Anayasa askıya alındı. Parlamento tamamen devre dışı bırakıldı. Bak aylardır biz mecliste bir çalışma görmüyoruz. Milletvekillerinin ne iş yaptığını bilmiyoruz. O yüzden sonra geldik, cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Tek adam rejiminin olduğu, bütün devlet imkanlarının bir kişiye verildiği ve öbür adayların doğru düzgün sesinin duyulmadığı belki de ve kutuplaşmanın yoğun olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Pardon, o arada 7 Haziran seçimi oldu. 7 Haziran seçimi tanımadı adam. Çıktı, dedi ki ben yeniden seçime gidiyorum. Halkın iradesini hiçe saymakta aslında bir gaspti. O da olmadı, baskın edildi. Şimdi Türkiye bir tünele girmiş. Biz bu tüneli, benim gibiler, işte biz gazeteciler, yazarlar kendilerine halka anlatmaya çalışıyoruz aslında ne olduğunu. Yani tek adam rejiminin neye yol açacağını, nasıl bir yıkıma götürebileceğini, bir ülkeyi nasıl yoksulluğa mahkum edeceğini, bir ülkeyi nasıl iç çatışmaya, parçalanmaya sürükleyeceğini anlatmaya çalışıyoruz değil mi? Bir sürece tünele girmişiz. Şimdi İstanbul seçimi, o tünelde İstanbul seçimi olmazdı zaten. İptalle aslında bizim aylardır toplumu anlatmaya çalıştığımız Erdoğan göstermiş oldu. Buyurun. Biz şunu dedik. Hukuk olmaz tek adam rejiminde. YSK diye bir kurum olmaz tek adam rejiminde. Millet iradesi olmaz tek adam rejimlerinde. Fakat halk şöyle diyordu. Daha çok evet diyenlerin. AKP'nin tabanı diyelim. Ya da hala AKP'nin tabanı değil bence. Bir kısım sanatçılar da öyleydi. Mesela şimdi referandumda evet diyen sanatçılar dün akşam bir şok yaşamışlardı, değil mi? Böyle mi olacaktı diye. Ama zaten referandumda evet diyerek böyle bir Türkiye çıkacaktı. Tamam, suçlamak için söylemiyorum. Tam da o insanlara, o sanatçılara veyahut iş dünyasına mesela. İş dünyası en önemlisi. Yani işte iş dünyası. Çünkü hala iş dünyası mesela şöyle zannediyor. Ya biz bunu birazcık idare edersek, biraz aşağı giden duruşlarla bulunabilirsek, fazla rapor yayınlamazsak, çok açıklama yapmazsak önümüz açılır. Evet, şimdi, o yüzden yapabiliriz. Öyle bir şey yok. Olmuyormuş. Yani bugün bizim yapılan açıklamada ben anladım. Değil, referandumda kapı kapı gezip gecesini gündüzüne katan isimsiz kahramanlar bunu anlatmaya çalıştılar insanlara. Aslında hayır kampanyasında. Biz yalan söylemedik. Ben o günde inanıyordum. Tek adam rejimi demek hukukun olmaması demektir. Tek adam rejimi demek YSK'nın olmaması demektir. Tek adam rejimi demek demokratik seçimlerin olmaması demektir. Medyanın olmaması demektir. Devletle
adaylar yarışırlar orada tek adam rejimlerinde. Bir tane devlet vardır. Onu anlattık topluma. Olmadı değil mi? Şimdi bu iptal aslında onu bizim anlattığımızın uygulamalı haliydi, topluma gösterdi. Sadece bu, yani sadece YSK'nın bu kararı değil. Bir öncesinde de Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler için aldığı karar. Tabii, tıklı hepsi. Yani diyorduk ya başkan, bu önerdikleri ve kabul edilen sistemde kuvvetler ayrılığı olmayacak. Senin dediğin gibi Anayasa Mahkemesi'nin işleri şey kalkacak ortada. O zaman ne diyordu AKP'ye destek veren, AKP'nin içinden danışmanlar, bakanlar, olur mu canım, denetleme ve denge muhakkak ki olmazsa olmaz koşulumuz, göreceksiniz bakın Türkiye'nin önü açılacak, çok daha demokratikleşecek, işler kolaylaşacak ama öyle olmadı, anlaşıldı, gösterildi. O yüzden ben dün mesela umutsuzluğum biraz arttı. Şundan arttı, toplumsal psikoloji, kamuoyu çok İstanbul'a endekslenmiş durumda. Mazbatayı almayla uzun bir süre çaba sarf ettiler. Sonra aman İstanbul'a, ya bizim şu anda İstanbul'u kaybetmek, kazanmak durumunda değiliz. Biz bir şekilde toplumun olup biteni görmesini, bütünüyle bu mevcut gidişatın karşısına dikilmesi bizim için daha kazançtır. Mesela yine bir yazımda söylemiştim. Seçim sonuçlarındaki en büyük kazanç İstanbul'u, Ankara'yı almak değildi. Toplumda oluşan bir şey yapabiliriz duygusuydu, umuttu. O mesela evet, çok büyük bir kazançtı. Şimdi o pekişmiş durumda. Şimdi o daha pekişti. Kırılacağını düşünüyor musun? Yani şimdi kopmalar olabileceğini, ne bileyim, buradan geri adım atabileceğini. Şundan bir korkum var. Biz artık siyaset yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu da artık siyaset yapmıyor. Tayyip Erdoğan da siyaset yapmıyor. Şu anda toplumun psikolojisini yönetmek, idare etmektir. Kim en iyi şekilde toplum psikolojisini yönetirse, idare ederse sonuçta o kazanacak. Şimdi eğer gerçeklikten kopuk, iyimserlik yayalım diye, tamam ben de gerçekleri bütünüyle anlatıp karamsarlık yaymak istemiyorum. Aslında ne olup bittiğini aylardır görüyorum. Daha da yıllardır görüyorum. Referandum evet denildiğinde ülkede ne olduğunu fark ediyorum. Tahmin ediyorum ki birçok insan fark ediyor. Şimdi sıkıştığımız bir alan var. Umutsuzluk yaymayalım diye gerçeği söyleyemiyoruz. Benim korkum şu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz bunu çok yaşadık. Temelsiz bir iyimserlik yaymamak gerekiyor. Gerçekçi olmamız lazım. Şu teslim olmak değildir gerçekçi olmak. Gerçekçi olmak şu demek. Biz alırız, alacağız. Hep beraber yapacağız bunu. Düzelteceğiz. 21. yüzyılda tek adam rejimleri yürüyemez. Mesela ben hiç aklımın herhangi bir köşesinden Erdoğan iktidarını sürdürür bir seçeneği yok. Şimdi analizler yapıyor. Bu Erdoğan'a çok büyük zarar verdi. Bunu hepimiz görüyoruz. Bizim en büyük endişemiz şu. Buradan nasıl çıkacağız? Ne kadar tahrip olma, yani tahribatı ne kadar azaltacağız? Yıkım ne kadar azalacak? O çıkışı yaratırken toplumsal bütünlük ne kadar az zarar görecek? Yoksa Erdoğan sözü bitti, ülkeyi yönetemez. 21. yüzyılda tek adam rejimi varlığını sürdüremez. 21. yüzyılda hukukun olmadığı bir ülke asla asla yönetilemez. Hele böyle bir grup, böyle çete görüntüsü bir grupla 80 milyonu idare etmek kabul anlaşılır bir şey değil. Bunda hemfikiriz. Peki sorunumuz ne? Biz buradan çıkacağız, bir yolunu bulacağız. Bir, tahribatı azaltmanın yolunu bulmamız lazım. İki, çıktığımızda bir araya gelebilecek toplumsal zemini oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bu bir belediye değil. İnsanlar şimdi bizi dinlerken çok tepki alıyorum bununla ilgili soru. O yüzden bunu söylememe müsaade et. Peki çıkış önerin ne? Tekrar söylüyorum. Biz bir tünelde yürüyoruz şu anda. O tünelde yürürken, giderken ya o anlık bir çıkış yok. Evet. Çıkış yaratmaya çalışıyoruz. İstanbul seçimlerine asılırız, kazanamayabiliriz. Kazanmayabilir çünkü artık bu saatten sonra YSK artık yok. Çünkü YSK dün kararını açıklamaya utandı. Biz YSK kararını YSK'dan değil, AK Parti'nin YSK'daki temsilcisinden duyduk. YSK başkanı normalde çıkardı medyanın önüne. Bu kadar bütün ülkenin hararetle beklediği bir kararı kamuoyuyla paylaşırdı değil mi? Bunu yapacak bir yüzleri bile yoktu. Belli ki orada korkunç bir utanç da var aynı zamanda. Bu demokrasi bütünüyle ortadan kaldı. Yani demokrasinin de, şunu da diyenlere katılmıyorum, hukuk büyük yara aldı. Demokrasi zedelendi. Türkiye'de demokrasi yok. Demokrasinin D'sinde o ucu kalmıştı. Son onu yok etti. Hukukun son ucu kalmıştı. Belki kırıntısı, daha doğrusu kalmıştı değil de kalmış olma ihtimali vardı. Biz öyle düşünüyorduk. Daha doğrusu temennini ediyorduk. Belki hukukun da bir kırıntısı vardır. Belki Ankara'da hakimler vardır. Belki vicdanını dinleyebilecek, çocuklarının yüzüne baktığında utanabilecek insanlar vardır diye acaba diyorduk.
aslında yoktu hukuk. Bu bir hukukun katli değil sadece. Yani şey, hukukun zedelenmesi, demokrasinin zedelenmesi değil. Türkiye tek adam rejimine girmiş, girdiği tünelden tahribat ala ala bir yol alıyor. Şimdi diyorsun ki yani bu İstanbul seçimlerini, bu önümüzdeki, çünkü YSK yok. Seçim kurulları nasıl oluşturulacak belli değil. Çoğu insan şimdi şunu bekliyor. Ya muhtemelen AK Parti bir öyle bir organizasyona gidecek ki CHP'lilerin bu inadını, direncini, yani sandıklara sahip çıkmak konusunda gösterdikleri performansı kırmaya çalışacaklar. Yine listeler. Yani yeniden çok taşrak bir seçime giriyoruz. Tam da bunu söylüyorum. O insanlar şunu dememesi lazım. Biz İstanbul'u almak için uğraşmıyoruz, onu söylüyorum. Tamam. Biz başka bir şey yapıyoruz. Yani biz ülkeyi girdiği tünelden çıkar, sen dediğine geleceğim. Ülkeyi girdiği tünelden çıkarmaya çalışıyoruz ya. O şu anda sandık. Bu 45 günlük süreyi can havliyle topluma ülkenin geldiği durumu anlatacağız. Sandık sonucu, velev ki bu adam hile yapacak, başka bir yol olacağından emin olsak bile, emin değiliz. Diyelim ki Tayyip Erdoğan bir yolunu bulacak, o sandıktan İstanbul'u kazanmış olarak çıkacak. Bunu bilsek bile biz umutsuzluğa düşemeyiz. Başka seçeneğimiz yok. Kapı kapı. Ekrem İmamoğlu'nun dün akşamki konuşmasını çok takdir ediyorum. Şimdi oraya geleceğim de. O konuşmanın verdiği istikametle, heyecan duygusuyla kazanamayacak olsak bile bizim derdimiz, tekrar söylüyorum, İstanbul'u almak değil, Mazbatayı geri almak değil, Türkiye için bir çıkış yaratmak. O çıkış yaratmak için bu 45 günlük süre, hepimize düşen görev var. Sanatçısına, aydınına, siyasetçisine, iş insanına, dediğim gibi hep burada da örnek veririm. Yangın varken sanatçı, aydın, yazar olmaz, itfaiyeci oluruz hepimiz. Evet. Şimdi çok burada diğer soruya geçeceğim. Bu noktada Sabahleyin Murat Sabuncu ile konuşurken de söyledim. Şimdi maalesef üç dünyası şöyle yapıyor. Yatırımım var, bakkalım var, dükkanım var diyenler bu kadar kendilerini ortaya koyarken koskoca iş sahipleri, büyük iş sahipleri, büyük grup sahipleri, aman ya bizim yatırımlar, işte aman ihracat, aman ithalat, şudur budur diye, örneğin masada işte ne olup bittiğini çok açıkça fikirlerini ifade ederken, diğer taraftan düzenlenen bir lobi faaliyeti yemeğine katılıp, tabii efendim rica ederiz mesela Binali Yıldırım için, net arkanızdayız mesajı verebiliyorlar. Nedir o? Yatırımlarımız kaybolmasın diye. Ama geldiğimiz sonuçta ne oluyor? Fark etmiyor. Şimdi çok pardon, sana bırakacağım lafı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'a şöyle sesleniyor. Bazı iş adamları dün açıklanan karardan sonra baktım garip garip açıklamalar yapıyor. Herkes haddini bilecek. Bu arada bu iş adamlarına, dolayısıyla iş kadınları her zaman olduğu gibi çok daha cesaretli olup bildiklerini söylemeye devam ederler. Çünkü Erdoğan onları hedef almamış, direkt iş adamları demiş. İş kadınları, TÜSİAD üyeleri buradan doğru yürüyebilirler diye düşünüyorum ama görüldüğü gibi... Yani siz daha da hoş görünmeye çalışsanız, daha yumuşak bir raporda yazsanız, aman da biraz sesinizi kesiniz, fark etmeyecek. Her zaman ve her zaman bu uyarıyı alacaksın, daha da fazla alacaksın. Demek ki susmanın ve bir şey yapmamanın bir faydası yok. Senin dediğin gibi yani. Dün akşam, herkes aynı gemide. Dün akşam Ekrem İmamoğlu'nun çağrısından sonra sanat dünyasından bir ses geldi. Gördük değil mi sosyal medyada? Evet. O insanlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde veyahut referandumda bu tavrı göstermiş olsalardı muhtemelen Türkiye başka bir noktadaydı. Bunu niye söylüyorum? Onları geç kaldınız demek için değil, şuna getirmek için söylüyorum. Durumun vahametinin farkına varmamak, görmezden gelmek, Erdoğan'la sıcak ilişki kurmak, gelecek olan onlara, iş dünyasına dahil olan, gelecek olan felaketten kurtarmıyor. Tabii. En büyük faturayı onlar ödeyecekler. Belki bir iki proje geliyor ama bir felaket de geliyor arkasından. Çok ağır bir felaket geliyor. O yıkımın altında en çok bu ülkede üretim yapan insanlar kalacaklar. Çünkü biz gazeteciyiz, yazarız, yorum yapıyoruz, acı çekiyoruz, üzülüyoruz ama onlar bedel ödeyecekler. Onlar fabrikaları, işçileri, vergileri, anlatabiliyor muyum? O yüzden onların şunu kavraması gerekiyor. Bu bir Erdoğan karşıtlığı meselesi değil. Bu bir İmamoğlu taraftarlığı meselesi de değil. Bu Türkiye'de demokrasi kalacak mı, kalmayacak mı? Hukuk olacak mı, olmayacak mı? Özgür seçimler yapılacak mı, yapılmayacak mı? Türkiye bir arada tutunabilecek mi, barışını sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Burası bir devlet olacak mı, olmayacak mı? Şimdi bütün herkes, sanat dünyası, hukukun olmadığı yerde sanatçı olmaz zaten. Hukukun, demokrasinin olmadığı yerde hiçbir sanatçı sanatını icra edemez. Hukukun, demokrasinin olmadığı hiçbir ülkede hiçbir iş adamı üretim yapamaz, yatırım yapamaz, kendini güvene alamaz. Bizim derdimiz, çabamız Erdoğan karşıtlığı değil. İş dünyası bunu algılamıyor.
Bu bir İmamoğlu taraftarlığı da değil. Ben İmamoğlu belediye başkanlığı kazansın diye uğraşmıyorum. Bana ne kimin kazandığından. Biz Türkiye'de demokrasi olsun diye uğraşıyoruz. Özgürlük olsun diye uğraşıyoruz. Eşitlik olsun. İş dünyası artık ses vermek zorunda. Dün akşam sanatçıların ses vermesi geç kalmış ama doğru bir şeydi. Eğer o toplumsal bütünlük devam edilirse, sonuç alınmazsa bile tekrar söylüyorum, umutsuzluğa kapılmamalıyız. Yeni bir Türkiye için umut doğuruyoruz. Evet, yani peki, İstanbul seçimlerinin kazanılıp kazanılmaması birinci mesele değil. Önemli olan sesini yükselten insanların sayısının her geçen gün artması. Gidişatı kabullenmiyorum. Ben böyle bir tek adam rejimini istemiyorum. Bunu asla razı olmayacağım diyenlerin sayısı ne kadar çok artarsa bizim çıkışımız o kadar kolaylaşır. Şimdi dün akşam Ekrem İmamoğlu belli ki hazırlıklı. Genelde çünkü CHP ve muhalefet liderleri biraz hazırlıksız yakalanmalarıyla ünlüler bu tip son anda yani zaten bunun %50, %50 şanstı yani. Ama belli ki kafasında iyi tasarlamış nasıl konuşacağını Atatürk'ün sözlerinden yola çıkarak çok değerli ve önemli bir konuşma yaptı. Bugün de baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu devamını getirdi aslında biraz önce. Hemen bizden önce grup konuşmasında ve dedi ki biraz önce senin söylediğine benzer bir şey söyledi. Bu artık Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayıdır diye bir durum yok ortada. İmamoğlu İstanbul'un hatta bütün Türkiye'nin adayıdır. Bunu böyle bakmak lazım ve bu şekilde arkasında durmak lazım. Yani burada aslında bütün partilere ve bütün bileşenlere bir çağrıda bulunuyor. Ne diyorsun? Dün akşamki konuşma için Kemal Bey'in, devamı biraz için. Biraz baktım. Çok beğendim. Hem yaklaşımı doğru. Bunu sadece sözde bırakmamak gerekiyor. Eleme de dökmek lazım. Biraz önce söylemiş olduğum psikoloji yönetmek kastım buydu zaten. Yani bir şekilde toplumun bütününe bunun bir makam almak olmadığını, bir belediye kazanmak olmadığını hissettirmek, bunun Türkiye'nin hayati tehlikesiyle, varlığıyla alakalı bir durum olduğunu. Çünkü iktidar referandumla beraber Türkiye'yi karanlık bir tünele soktu, oradan çıkarma çabası olduğunu. Kemal Bey'in bütün demokratlar birleşsin dediği çağrı çok doğru bir çağrı. Bu aslında demokratlarla, hayır ben bu ülke küçük olsun benim olsun diyenlerin mücadelesine dönüşmesi gerekiyor. Burayı o yüzden sadece Erdoğan karşıtlığından da çıkarmamız lazım. Erdoğan karşıtlığı umurumuzda değil. Erdoğan keşke hukukun içinde kalsaydı. Keşke tek adam rejimi kurmamış olsaydı. Keşke özgürlükleri askıya almamış olsaydı. Keşke anayasayı hiçe saymamış olsaydı. Keşke medyayı yok etmemiş olsaydı. Geri dönebilir mi? Dönemez. Erdoğan'ın şöyle bir görüntü metafor üzerinden anlatmak istiyorum. Bir tünele girdi. Önü uçurum. Arkasından kamyon geliyor. O durumda. O yüzden İstanbul'u bütün bu felaketi göz önüne, yani bunu göze alarak İstanbul'u iptal etmesinin nedeni budur. İptal etmediğinde kamyona ezilme ihtimali çok yüksekti. Çıkış yok. Kendini o kadar bağladı, ülkeyi o kadar bağladı ki. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Bütün bunlar Erdoğan'ın kalacağı anlamına gelmesin. Erdoğan çok zayıfladı analizleri, analiz değil. Erdoğan bugün zayıflamadı. Erdoğan seçimleri yıllardır kaybediyor aslında. Çünkü tekrar söylüyorum. Topluma söyleyecek söz yok. Yeni bir şey değil. Bütünleştiremiyor, barıştıramıyor. Şu anda bizim bütün çabamız, endişemiz, uğraşımız ne kadar az tahribat olsun. Şöyle bir metafor vereyim. Genelde çok soruyorlar. Peki tamam çıkış nasıl olacak diye. Yarın sabah kalkacağız. Türkiye kurtuldu. Bundan vazgeçmesi lazım toplumun. Sıkıntılıkla, umutsuzluğa düşmemek için öncelikle kendini gerçeğe hazırlaması lazım. O gerçek şu. Türkiye'de 8 şiddetinde bir deprem oluyor. Deprem sürüyor. Biz depremin sonunda istiyoruz ki olabildiğince sağlıklı bir yapı kalsın. Buna katılıyorum ama bence bunun önemli bir adımı da bu seçimlere sahip çıkmak. Yani tamam. Tabii ki orta ve uzun vadede mesele İstanbul seçiminden sonra hadi tekrardan eski pratiklerimize dönelim. İş dünyası aynı şekilde devam etsin. Bu değil. Çünkü zaten İmamoğlu kazandıktan sonra da Cumhurbaşkanlığı muhtemelen bütün muhalefetin belediye başkanlarına iş yapmamaları için ya da projelerin iptali için ya da manevra alanlarını kısıtlamak için yeni şeylere gidecek. Dolayısıyla katılıyorum. Orta ve uzun vadede amaç bu değil. Fakat bu seçimde şimdi bu seçime yine de odaklanmak o anlamda önemli. Şunun için soruyorum bunu. Katılıyorum. Sosyal medyada şöyle şeyler vardı. Aman ya bıktım artık bir daha da sandığa gitmeyeceğim. O insanlara bize bir şey söylemesi lazım. Ne olacak yani nasıl mücadele edebilirsek olur mu? Olmaz. İşte onun manası. Hemen ona geleceğim. Sandığa gitmeyeceğim diyen, aman buradan da bir şey olmaz diyen insanların bize bir şey önermesi gerekiyor. Tamam sandığa gitmeyelim. Yani sandık meşruiyet sorunu yaşıyoruz. Çok ciddi. Evet. YSK gibi bir felaket var ortada. Tamam.
Ama sonuçta bizim toplumun ulaşmaya çalıştığımız kesimiyle sandık üzerinden konuşabiliyoruz. Evet. Yani o bizim bir anlamda kullandığımız bir mikrofon gibi. Yani sandık şu anda bize mikrofonluk işlevi görüyor. Ne anlamda? Diyelim ki ben İstanbul'dan konuşuyorum. Hakkari'deki bir vatandaşıma sesimi ulaştırmam. Çünkü olup biteni gösterecek. Tablo gösteriyor. Bak şu anda tekrar söylüyorum. Eğer İstanbul seçimleri bu iptaliyle beraber bütün Türkiye'de ne olduğunu biraz daha görmeye başladılar. O yüzden aman sandığa gitmeyelim. Şunu yapmayalım. Bir bıkkınlık, bir teslimiyet. Bu ha, şunu bana gelip söyleyebilirler. Sandığa gitmeyeceğiz ama şöyle bir yol var. Benim öyle bir bildiğim yol yok. Mesela boykot tartışılıyor değil mi? Şimdi boykot sadece tartışılıyor. CHP o konuyu kapattı. Evet, boykot, sosyal medyada tartışanlar yani, var. Evet. Şimdi boykot tamam. Dünyada uygulanan bir yöntemdir. Bir sürü Venezuela'da uygulandığı, başka bir yerde uygulandığı. Boykotu birkaç adımlı bir şekilde stratejiye dayalı. Mesela ilk adım İstanbul boykotu. Örnek veriyorum. İstanbul seçimlerine katılmıyoruz. İkinci adım meclisten bütünüyle çekiliyoruz. Üçüncü adım sonra şunu yapıyoruz. Dördüncü adım şunu yap. Bu şekilde bir stratejiye dayalı peş peşe adımlar olmazsa buradaki tek başına boykot iktidara var olan da hediye etmektir. Tabii. O yüzden al arkadaş sen git kendi başına oyna. Biz boykot dediğimizde katılımı denetleme şansımız yok. Kimin sandığa gidip gitmediğini bilip ölçme şansımız da yok. O yüzden boykotlar, bıkkınlık, küskünlük, küsme hakkımız yok. Bu ülkede yaşayacaksak ki yaşıyoruz, başka yere gidecek durumumuz yok. Bu ülkeyi düzeltmekten, toparlamaktan, yeniden hukuk devletine dönüştürmekten, anayasa tesis etmekten, denge denetleme, o yapıyı kurmaktan başka çıkışımız yok. Şimdi burada önemli bir nokta. Burada tabii ki şimdi geçenlerde Bekir Ağırdır da söyledi. Hakikaten İmamoğlu seçildiği günde yani şu eleştirildiği noktalı oldu. Mesela sen onun işte dine çok fazla atıfta bulunmasını eleştirdin. Murat Savuncu mesela koştu birazcık fazla erken gidip mazbata almasını, Anıtkabir'e gitmesini eleştirdi. Bunlar o eleştiri olabilir ama totalde baktığımız zaman seçmenle kurduğu ilişki, AK Parti tabanından gelenlerle kurduğu ilişki, genel siyaset dili, bu süreci yönetişi ve hatta yani torbalara sahip çıkışı Canan Kaftancıoğlu ve bütün CHP olarak ve de diğer partilerde ama İmamoğlu tek başına gerçekten iyi bir performans götürdüler. İmamoğlu hemen hemen sıfır hatayla buraya kadar geldi. Şimdi burada önlerinde diyelim ya da önümüzde hepimizin iki mesele var. Bir tanesi şu. AK Parti seçmeninin büyük bir kısmı eli başka partiye gitmeye yani gitmemişti, içinden gelmemişti ama ben artık böyle de yaşamak istemiyorum demişti ve sandığa gitmemişti. Hı hı. Vermemişti oy. Birincisi bu süreçten sonra yani çok daha tekniğe döndüm şimdi. Bunları İmamoğlu kendine çekmeyi başarabilir mi? Nasıl başarır? İkincisi tekrardan işte bu konsolidasyonu gerek Kürt tabanında gerek kendi tabanında nasıl sağlayacak? Bir onu değerlendirmeni rica hemen ediyorum. Söylüyorum. Son bölümde şimdi biz de aslında seninle bu programa karar verdiğimizde seçim iptal olmamıştı. Evet. İmamoğlu'nun siyaset tarzını konuşacaktık. Evet, aynen. İşte ben dindarlığa fazla prim vermesinin yanlış olduğunu söyleyecektim falan filan ama geldiğimiz noktada artık İmamoğlu eleştirisinin bir anlamı kalmadı. Hiçbir anlamı yok. Yani şunu şu anda onlar detaydı o zaman. Detay yani geldi. Onlar küçük evet. Ayarlardı. Yani biz yine daha konuşabilirdik. Şunu evet. Yapsaydı, şöyle yapsaydı falan filan. Evet. O artık başka bir noktadaydı. Evet. O yüzden eleştiri şu anda kendini ortaya koymuş, çıkmış, ciddi bir risk almış. Kamuoyunu kendince bir yere bir aktör haline gelmiş bir adamı eleştirmek bugünün işi değil. 45 gün sonra konuşuruz bunu. Ben yeniden İmamoğlu'nun siyaset tarzını eleştirecek bir konuşma yaparım, bir yazı da yazabilirim. O başka. Peki gelelim diğer kısma. Şimdi tek başına İmamoğlu'nu başarabileceği bir şey değil bu. Bu çok önemli bir şey. Yani biraz önce söyledim ya, kim seçmenin psikolojisini iyi yönetecekse o kazanacak. Neyi kastediyorum? Misal söylüyorum. Diyelim ki, çok yaptığı için adını vereyim. Mine Kırıkkanat. Yarın bir tweet attı. Örnek veriyorum. Hesap soracağız, sıra bize geliyor. Öyle bir cümle konuşması olmuştu. Bu tweet İmamoğlu olarak okunacak bazı tabanlarda. O yüzden herkese iş düşüyor. Sadece İmamoğlu'na değil. Ya da biri diyecek ki HDP ile işbirliği yapıyorsunuz. Gibi, vatan bölünüyor, millet elden gitti. O mesela diyelim ki İmamoğlu olarak algılanacak. Çünkü bu artık bir kesimler şeyine dönüşüyor. Yani İmamoğlu tek değil. İmamoğlu'nun bizler, hepimiz, benim konuşmam İmamoğlu'nu bağlayacak. Anlatabiliyor muyum? Diyelim ki Kemal Bey'in konuşması İmamoğlu'nu bağlayacak. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı bir tweet İmamoğlu'nu bağlayacak. İmamoğlu o yüzden işi zor. Tek başına altından kalkabilir.
iyi götürüyor ama herkesin dikkat etmesi lazım. Bu bir kamplaşma, bu bir biz kazandık yarışı değil. Bu bir ülkeyi ateşten çıkarma çabası. O yüzden kimseye sen hesap vereceksin. Sana da şöyle yapacağız. Şimdi sıra bize geliyor. Sana da gününü göstereceğiz falan gibi yaklaşımlar. Sadece bu da değil. Mesela dün HDP'lerle ilgili ortaya atılan şeyler de var. Bence onu da bir konuşsak iyi olur. HDP ne yapacak, nasıl, neler yapmalı ile ilgili kısım. Bir cümle konuşacağız hemen, çünkü bu yayının ardından Ahmet Şık, HDP milletvekili bizimle birlikte olacak. Esas kendisine soracağım ama senin de o konuda görüşünü almak isterim. Yavaş yavaş toparlayarak gidelim. Toparlıyorum. O yüzden de herkese iş düşüyor. HDP kısmına geleyim. Şimdi bu Öcalan'ın dünkü avukatlarla yaptığı açıklama üzerinden bir sürü komplo teorisi dolaşmaya başladı. O açıklamanın biraz arka planını bilen biri olarak söyleyeyim. Evet, Türkiye kafası çok komploya çalışıyor ama o gerçekten şöyle. Açlık grevleri var. Bir grup insan bu açlık grevleri bitsin diye uğraşıyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gittiler. Kimlerin olduğunu da biliyorum. Geçen bundan bir iki hafta önce. Ya insanlar ölüyor. Hani bir seferlik bir görüşme sağlasanız da o insanların bu şeyden vazgeçmesine müsaade etseniz olur mu diye. O da bu söz üzerine peki bir seferlik vereceğim, bu açlık grevleri bitsin anlamına gelen bir adım atıyor. Yani bu görüşülenleri biliyorum, kimin gittiğini biliyorum, kimin konuştuklarını da biliyorum. Şimdi onun üzerine oradan HDP'ye bir pozisyon çıkarmak haksızlık. Ama orada HDP'ye bir pozisyon çıkarılmadı. Yani şu söylendi. Bence yani en azından kale almamız gereken, çok insan çok şey söylüyor da çoğunun kale almıyoruz. Kale alınması gereken isimlerin soru işareti şuydu. Mesele avukatların gitmesi değil. Zaten avukatların gitmemesi bir sorun. Gitmeleri tamam. Gayet normal ve iyi bir şey. Mesele tam da YSK'nın karar açıklanacağı bir gün. Devletin elindeki böyle bir görüşmeyi bir ileriye dönük Kürt seçmene yönelik bir manevraymış gibi bir nasıl söyleyeyim, eldeki bir artıymış gibi kullanmasında bir problem var. Yoksa avukatlar niye görüştüler, çağrı niye yapıldı diye kimse bence sorgulamıyor. Bunu anlıyorum. Yani, o biraz şeye yorumlandı. HDP ile acaba yeniden bir barış süreci başlanacak, HDP buraya çekilecek mi diye ya. Hayır, ben diyorum ki. Orada şöyle yorumlandı bence, bana kalırsa. Buradan hükümete bir hükümet HDP'ye bir gülme atıyor. Atabilir, HDP ne yapar? Ha, atabilir. Yani, atacak da onunca evet. Yani ben şunu kamuoyuna şunu demek istiyorum. Öyle bir endişe var. Acaba HDP gider onlarla anlaşır mı? Ben de şunu demek istiyorum. HDP bir kişiden ibaret değil. HDP seçmeni de bir robot değil. Diyelim ki HDP yarın çıksın şöyle bir açıklama yapsın. Örnek veriyorum. Biz bu seçime gitmiyoruz. Ne yapacak? İstanbul'daki birkaç milyon kendi seçmenini aynı anda bloka mı edecek zannediyor? Öyle bir şey yok ki. O insanların kendi fikirleri var, görüşleri var. O yüzden diyelim ki PKK açıklama yapsın. Şu, öyle yok, öyle işlemiyor. Hepimiz sıkıştık. Yani HDP seçmeninin de demokrasiye, hukuka ihtiyacı var. Onların da artık çıkışı yok. Tek adam rejimlerinde barış olmaz zaten. Tek adam demokrasinin olmadığı ülkede Kürt sorunu çözülemez. İstese de çözemezler. O yüzden oraya kayabileceklerine ihtimal vermiyorum. Benim asıl endişe ettiğim başka kısım var. Şimdi iktidar muhtemelen bu 45 günlük süre zarfında HDP seçmeniyle CHP'nin arasını açacak bir politika izlemeye çalışacak. HDP'lileri kendi yanına çekmekten ziyade onların arasını arar. Ya da HDP'yi güç duruma koyacak politikalar, veya söylemler CHP'yi, ya da CHP'yi güç duruma. Yani diyelim ki çatışma ortamı. Gerçi bundan önce de öyleydi. 7 Haziran şeyi gibi. Diyelim ki çatışma ortamı biraz yoğunlaştı. Şimdi son 10 gün, son bir haftada 10 şehit gelmiş. Aylardır şehit haberi gelmiyordu bu ülkede. Aylardır. Nasıl bir felaketin ortasında olduğumuz anlaşılması için söylüyorum. Son bir haftada 10 tane evladımızı kaybettik. Şimdi işte PKK'nın yaptığı açıklama var, artık şehirlere kadar yayacağız, oraları bombalayacağız falan filan. O çatışma ortamı çıktığında Erdoğan şuna getirebilecek muhtemelen. Yapar yapmaz anlamını söylemiyorum. Kafamdaki okumamız, yorumumu söylüyorum. Çatışma biraz arttığında diyelim, yoğunlaştığında dönüp şey diyecek ki CHP'ye. Bu bir İstanbul seçimi değil, bu bir ülke. Kararını ver. Onlarla mısın, yani tırnak içinde teröristlerle misin, bizimle misin, kararını ver diye. Onlar da kendi pozisyonunu sağlamak için belki birkaç cümle etmek zorunda kalacaklar. O cümle burayla aralarını bozacak. Anlatabiliyor muyum? HDP'yi blok olarak kendi yanına alma stratejisinden daha çok CHP ile HDP'nin arasını bozmaya dönük oynayacaklar. Ben şu anda kimsenin ona pek geleceğine ihtimal vermiyorum. Burada esas mesele AK Parti seçmeninin psikolojisini yönetip oradan kopmalarını kolaylaştırmak. Yoksa, işte bu çok önemli bence. Yoksa buradaki 48'in dağılabileceğine ihtimal vermiyorum. Son bir soru sorayım, ondan kapatalım ama kısa bir cevap rica ediyorum. Yani içeriden de namus tutma ihtimal, yani imkanın olduğu için, ihtimalin değil imkanın olduğu için soruyorum.
Biliyoruz ki özellikle AK Parti'nin özellikle İstanbul'daki genç tabanı, belki Anadolu için, Anadolu kentleri için farklı konuşabiliriz ama büyük şehirlerdeki taban artık fark et, bunu konuştuk işte, çok daha farklı. Kaçıncı jenerasyon artık AKP'ye farklı bakıyorlar. Dedelerinin motivasyonlarıyla oy kullanmıyorlar. Hatta babalarından, anneleriyle aynı görüşte değiller. Bu seçimlerin iptalinin tabandaki yansıması sence ne oldu? Şimdi iki türlü var orada. Bir kısmı oran nedir bilmiyorum. Görüyorum etraftan. Çok da duyuyorum. Çok rahatsızlar. Yani böyle bir lekeyi taşımış olmak zorunda kalmaktan büyük bir rahatsızlık var. Bir utanç da var. Bir kısmı ise çok üzerinde derinlemesine düşünmeden bunun bir ölüm kalım savaşına dönüştü. Yani ülke bizim elimizden gitsin mi gitmesin mi savaş. O yüzden ne yazık ki İslam'dan kaynaklanan, İslam'ın temel felsefesinden kaynaklanan bir anlayış var. Harp hiledir diye. Yani her türlü hile mübahtır anlayışı var İslam'da ne yazık ki. Biraz o felsefe anlayışla yaklaştıkları için tahmin ediyorum ama AK Parti'nin önemli olan diyelim ki %3, diyelim ki %5, diyelim ki %10 durumdan utanan, bu haksızlıktan vicdan azabı duyan, bu işin bir parçası olmak istemeyen o insanların psikolojisinin iyi yönetilip buraya alınması gerekiyor. O psikoloji nasıl yönetileceğini tekrar söylüyorum. Türkiye'de şu anda daha doğrusu bugüne kadar hem Cumhurbaşkanlığı birçok seçimler Türkiye iktidar bizde mi olsun sizde mi olsun meselesiydi. O yüzden de AK Partililer rahatsız olsa da vermiyorlardı. Hayır bizde olsun, düzeliriz, düzeltiriz. Erdoğan evet hatalar yapıyor ama iktidar bizde kalsın, zaman içerisinde o da hatalarını düzeltir anlayışıydı. Ama şimdi artık bu bir iktidar meselesi olmadığını muhalefet anlatması gerekiyor ki AK Parti seçmeni bu bir iktidar değişikliği değil. Bu bir Türkiye'nin kurtulma meselesi, psikolojisine gelebilsin. Eğer o %3'lük 5'lik rahatsız, kaç oranı bilmiyorum ama bir rahatsız tabloyu görüyorum çok evet. Ciddi anlamda. Utanç duyanları görüyorum. Eğer o insanların psikolojisi yönetilmezse, öteki hissettirilirse, bu sadece İmamoğlu'nun yapabileceği bir şey değil, hepimizin, sizin, benim, öbürümüzün, evet. Hepimizin cümleleriyle. O insanlar lanet olsun, bunlar bir kayıkçı kavgası veriyorlar. Bunların derdi ülke değil, duygusuna kapılmazsa sonuç alınabilir. Peki, Levent Gültekin çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok sizlere teşekkür ederim. Sizlere de seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz.